Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şarj işaretim Tango Alfa 1 Eco Victor. Ben eski bir telsiz zabitiyim. Uzun süre yurt dışındaydım. Şu an yeni Türkiye'ye geldim. Bir yerden başlamamız gerekiyor yine. Şöyle diyelim, kış geliyor. Kış gelmeden önce antenlerimizin bakımını yapmamız gerekiyor. Antenlerin bakımı nasıl yapılır? Biraz basitçe aslında bilgi vermeye çalışacağım. Daha da geliştirebilirsiniz siz kendinizi ama benim size anlatacaklarım basit bilgilerdir. Şöyle diyelim, kışın çatıya çıkamayacaksınız. Çoğunuzun anteni kısa dalga özellikle ve VHF de olabilir. Çatıya çıkamayacaksınız. Çatıya çıkamayacağınız için kiremitliklerin kırılmasını kimse istemez. İyi havada çıkıp bunu bir cumartesi günü yani erken saatlerde yapmanız gerekir. Yani kimseler şey yapmadan yani sessiz bir vaziyette bunu yapmak gerekir. Antenlerin yaptığınız konumlarının aslında el altına daha kolay yerlere yapmanız veya muhafaza edebileceğiniz yerlere koymanız gerekiyor ama bazı arkadaşların olmayabilir imkanı o şekilde. Ben o şekilde benim yakın çıkar çıkmaz çatıdan hemen havalandırma boşluğuna koyduğum için tabii daha ulaşmam kolay. Ama kiremitleri ağırlığımızla kırabileceğimiz için veya apartman yönetiminden problem olacağı için kış aylarında sizi çıkartmayacaklardır veya kiremitlerin kırılma korkusu, kar olacak, yağmur olacak. Bu sefer antenleriniz isteseniz de ulaşamayacaksınız. O yüzden bunların bakımını şimdiden yapmamız gerekir. Antenlerdeki problemler veya bakımlar nasıl yapılır? Önce konnektörler, bu anten konnektörlerinde bizim klasik SO239 konnektörü ortasına lehimli olan kısımdır. Yani genelde büyük, kalın kabloda kullanırsanız, ince de kullansanız genelde orta kısmı, canlı kısmı lehimli oluyor bunların. Lehimsiz modeller de var, kısıtırmalı da modeller var. Fakat en yaygın model lehimli olan modeldir. Konnektörleri iyi kontrol edin. Toprak kısmı bazen hani havalıdan ısısından, genişlemesinden, büzülmesinden bu toprak kısmı temas etmeyebiliyor. Konnektörü bir de uç kısmına, lehim attığınız bölüme bakın. Lehimler soğuk ve sıcaktan çatlayabiliyor. Bunları iyi kontrol edin arkadaşlar. İlk başta bakacağınız yer telsiz cihazının arkası. Daha sonra bakacağınız yer kablonun diğer ucu, antenin dibindeki kısım, yani o antenin altındaki kutu veyahut da anten dipliği. Anten dipliğinin o kısmına bakın, kopuk olma olasılığı var. Kopuk olma olasılığına her türlü ihtimale karşı bir kontrol edin. Eğer diyelim orada bir kopuk yok, yani veyahut da lehimlerde bir korozyon görürseniz veya lehimlerde bir hafif bir çatlama görürseniz gidin onu tekrar lehimleyin, doğru dürüst bir iş yapın, tekrar soketine sokun. Anten diplerinden de bahsettik. Anten kol vidaları var. Bunlar dipol antenlerde ya da end feed olan antenlerde, kısa dalgada bu kutular var. Kutuların dışında bir tel var. Ve burada vidalı kısım var. Yani şurada vidalı kısım var. O vidalı kısmı gidiyorsunuz silikon gresle, gresleyin, yağlayın. Ama öyle makine yağı değil. Makine yağı alacak gidecek, yağmur yağacak üstüne. Silikon gresle gresleyin. Ya da hiç mi silikon gres yok? Evde bildiğiniz şeffaf silikon sürebilirsiniz. Önce ama vidaları bir bakın. İyi değiyor mu pinler? Korozyona uğramış mı? Bir kontrol edin. Diyelim ki korozyona uğramışlar. O zaman zımparalayıp tekrar o pinleri, hani kıstırmalı sarıyı koyuyoruz
ve ondan sonra zımparalayıp tekrar yerine oturttuğumuz zaman orası o, tamam. Bir de ona bağlı olan kabloyu kontrol edin. Kablolarda genelde bakır kablo oluyor. Çünkü o oynak kısım, antenler oynadıkça şöyle 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 rüzgarlarda o uçlar kopabiliyor. Antene bağladığınız klemens veya o tele bağlı olan kısım kopabiliyor. O anten bölümündeki kabloyu gerekirse değiştirin. Neden derseniz hep ısı, sıcak, ısı, soğuk, nem, yağmur yedikleri için çürüyebiliyor bakır teller. Hiç korozyon yoksa veyahut da sağlam olduğunu görürseniz o şekilde yine devam edersiniz. Ama diyelim ki kopmuş uç, şunu da yapabilirsiniz. Bir daha kısaltabilirsiniz kabloyu. Yine onu sıkıştırırsınız. Yine aynı yere koyarsınız. Fakat yani bir elektrik bandıyla da temas eden klemensi ve o bölgeyi kapatın. Yani telin üstündeki kısmından bahsediyorum. Kapatın ki yağmur girmesin, iyi bir temas etsin. Pin uçlarına da dediğim gibi pinlere doğru giden kabloyu da isterseniz şeffaf silikonla silikonlayabilirsiniz. Eskiden don yağı dedikleri bu silikonlar, silikon gresler vardı. Aslında onlar hayvani yağlardı. Onların yani bir, o hayvani kalın olan yağları koyarlardı. Sonra silikon gres devreye girdi ki bizi kurtardı. Yani diyeceğim yağmurlarda, karlı havada koruyor. Bir de yağlı kalmasını tutuyor. Yarın öbür gün tekrar sökmeye kalktığınızda şey yapmıyor. Yani oraya hava girmeyeceği için korozyona uğramıyor. Antenleriniz de sağlam kalıyor. Benim size diyeceğim bu kadar. Şimdiden bunları yapmaya başlayabilirsiniz. Şu anda Ağustos ayının ortasına geldik. Genelde anten bakımları Ağustos ayının ortasında yapılır. Ağustos zaten Ağustos'tan sonra ufak ufak yağmurlar başlayacak. Bunu yapamayacaksınız. Hem havaların yağmadan önce hem de daha önceden önleminizi alırsanız şimdi bu havalarda çatılara çıkmanız daha kolay olacaktır. O yüzden de bakımlarınızı yapmanızı tavsiye ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.